Arkadaşlar hoş geldiniz. Kaç kişi Hoş bulduk. oluyoruz yaklaşık? 12 kişiydik sabah hatırladığım kadarıyla. 12 kişi. Tamamdır. Biraz daha bekleyelim o zaman. Orada sizlerle de bir tanışalım. Benim ismim Faruk Avcı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 4. sınıfım. Sizler neredensiniz? Hepiniz İstanbul mu? Tek tek sırayla tanışabiliriz isterseniz. Valla ben İstanbul'dayım. Tuzla'da. Güzel Yiğit. Tuzla'da hangi okuldasın Yiğit orada? Bilfon. Güzel. Peki hepiniz ikinci aşama geçtiniz mi? Şu an sınıflar kaçıncı sınıfsınız mesela? Ben 7'yim ve geçtim ikinci aşamayı bronz madalyayla. 7. sınıfsın, çok güzel. Ben de biraz hastayım bu sıralar. Ondan biraz arada sırada konuşmada sıkıntı olabilir ama genel anlamda halledeceğiz bakalım. Biraz daha bekleyelim. Bugünün konusu genel olarak işte STL, Stack Q, Set, Priority Q, bunların fonksiyonları, DQ, bunları göstereceğim. Zaten birçoğunu biliyorsunuzdur. Ama bilmediğiniz ufak tefek detaylar vardır belki de onları konuşuruz. Ondan sonra işte ters mod alma, ne bileyim Öklid'in EBOB'unu, hızlı üs almayı göstereceğim. Bunları da belki bazılarınız biliyor olabilir. Ondan sonra da bunlarla ilgili örnek çözümü yaparız. O şekilde götürmeye çalışırız. Şimdi ekranı paylaşalım. Şu an ekran gözüküyor mu herkese? Evet gözüküyor. Tamamdır. Şimdi öncelikle bir stack'le başlayalım. Şimdi stack'in zaten peki ne kadar biliyorsunuz bu stack'tir, set'tir, priority queue'dur. Bunlara hakimizdir muhtemelen. Biliyor Ben musunuz? Q ve Priority Q'yu biliyorum. Safe falan hiç duymadım daha önce. Tamam, çok güzel. O zaman daha iyi olur. Şimdi siteyi nasıl tanımlıyoruz? Şöyle tanımlıyoruz. Ama öncelikle bir siteyin mantığına bahsedelim. Şimdi stack nasıl bir şey? Yemekhanedeki tabaklar, şu an kayıt alıyor muyuz? Kayıt da alıyoruz. Evet, sıkıntı yok. Şimdi stack yemekhanedeki tabaklığa benziyor aslında. Tabaklara benziyor. Şimdi siz bir şey attığınız zaman, bir tabak koyduğunuz zaman en alta gidiyor değil mi? İlk başta. Sonra başka bir öğrenci geliyor. Bunun üstüne başka bir tabak daha koyuyor. Bunun üstüne başka bir tabak daha koyuyor. Buna stack deniyor aslında. Stack'in mantığı bu. Şimdi nasıl oluyor? Mesela bizim elemanlarımızı sırayla stack'e koyalım. 1, 2, 5, 4, 100. Şimdi bir tane siteğiniz var. Sırayla böyle attınız. 1, 2, 5, 4, 100. Şimdi siteğin de belli başlı fonksiyonları var. Mesela ben kameramı hafif kapayayım. Benim bilgisayar çok müthiş değil. Şimdi siteğin mesela ne diye bir özelliği var?
Tab diye bir fonksiyonu var. Siteyin tabı Q'nun tam ismi tersi mi bu stack? Q'nun tam tersi cidden. Mesela Heh, Q'da da tamam. şöyle bir mantık var. Burada da ekmek sırası var. Direkt. İlk gelen burada ilk çıkıyor. Ama stack'te ilk giren son çıkıyor. Mantığı tamamen tersi. Şimdi top dediğimiz şey direkt en tepedeki elemanı veriyor mesela. Başka neyimiz var? İşte stack nokta pop'umuz var. Bu siteğin en üstündekini siler. Başka push'umuz var. Bu da Q'da da push bu. Q'daki ile aynı. Bu da en tepeye yeni bir tane eleman koyar. Dört. Bu üç tane fonksiyonumuz var. Şimdi bunları kodda görelim. Şimdi nasıl tanımlıyoruz? Yine Q'daki gibi. Mesela bir tane ismi ST olsun. Buna birkaç tane eleman ekleyelim öncelikle. Şimdi peki bunu nasıl geziyoruz? Şöyle geziyoruz. Bunu farklı farklı şeylerle gezebiliriz. Mesela size diye bir özelliği var. Size direkt siteyin size'ını veriyor zaten. Empty'de true ya da false dönüyor. Stack boşsa true dönüyor. Stack boş değilse false dönüyor. O yüzden şöyle gezebiliriz mesela. While siteyin size'ı sıfırdan büyük olduğu sürece, hatta bunu da koymanıza gerek yok. Çünkü sıfır olmadığı sürece while'a girer. O zaman buraya girecek. Burada bir yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? Siteyin topunu yazdırıyoruz en tepesine. Sonra siteyin en tepesindeki elemanı siliyoruz. Ya bu array gibi mesela bunu gezemiyoruz. Mecbur en tepedekini silmemiz lazım bir alttakine ulaşmamız için. Böyle. O açıdan kötü bir yanı var. Ama Q'da da öyle. Şimdi bakalım ne yazıyor. Bakın 1, 5, 23, 4 diye attık. Bu arada terminal de gözüküyor değil mi? Bütün ekranı paylaştım çünkü. 4, 23, 5, 1. Neden? Çünkü ilk giden en aşağı gidiyor. Siteğin en altına gidiyor. Tamam. Şimdi mesela stack'ten bir şeyi silelim. Zaten şu an siteğimiz boş. O zaman birkaç şey daha atalım. Mesela burada silelim. Sizce şu an siteğin topunu yazdırsa, siteğin size'ını yazdırsam ne yazar? Bakalım. Siteğin size'ı bir. Neden? İki tane eleman attık. Önce 7'yi en aşağı attık. Sonra 8'i üstüne attık. Sonra siteyi en üsttekini silince sadece 7 kaldı. Siteyin size'ı da düzgün şekilde çalışıyor. Tamam. Mustafa Yavuz içeri girebildi mi diye bakıyorum da. Girdi herhalde. Tamam. Şimdi stack'te başka ne var? Bir de pop. Empty'ye bakalım. Bir de empty ile gezelim. Mesela siteğimizi. Bunlar dursun. Şöyle de gezebiliriz. Deriz ki stack boş olmadığı sürece burası true gelecek. Siteyi elemanlarını yaz. Burada da 8-7'yi yazdı. Bir de en son swap diye de bir şey varmış. Bu sabah gördüm ben de. İlginç bir özellik. Mesela başka bir siteğimiz daha olsun. Ha, bu arada clear diye bir şey var. Her şeyde olduğu gibi. Stack nokta clear. Ha, pardon.
Clear yok stay. Mesela başka bir stack daha tanımlayalım. Buna da mesela 5'e atalım. 105'e atalım. Sonra stack nokta swap stack 2. O iki tanesi siteyi birbiriyle swap'li. Yani değiştiriyor. Şimdi mesela siteyin elemanlarını bir daha yazdıralım. Şurada. Mesela 105 ile 5 gördünüz mü? İki siteyin elemanlarını birbiriyle değiştiriyor bu sayede. Böyle de bir hazır fonksiyon yazmışlar. Stack'te var mı bir sıkıntı? Zaten çok zor olmayan şeyler. Normal fonksiyonlar. Tamam. Bence oturdu. Benim Güzel. için en azından. Şimdi Q'ya geçelim diyeceğim ama Q'yu bilmeyen var mı? Yani bilmeyen yoksa hiç bahsetmeye edebiliriz yani. Q'da da çünkü benzer şeyler var. İşte pop'u var, front'u var, empty, back, size. Mesela push en önüne pushluyor. Size içinde kaç eleman olduğunu buluyor. Front bu sefer top değil front oluyor. Çünkü Q'nun şöyle bir yapısı var. Şöyle bir tane Q'nuz var. Ekmek sırası gibi düşünebilirsiniz. Mouse'la yazdığım için biraz yazı kötü oluyor da. Mesela ilk gelen kişi pideyi ilk alıyor. Gibi. Normal bir sıra aslında. Front bu en öndeki kişiyi çekiyor. Şuradaki biri. Pop buradaki en öndeki kişiyi siliyor. Vesaire vesaire. Q yine bu şekilde. Şimdi DQ'ya bakalım. DQ çünkü baya güzel bir yapı bence. Baya gelişmiş. İçine baya bir şey koymuşlar gerçekten. Şimdi DQ nedir? Yeni sayfa açalım. Şimdi DQ şu şekilde bir şey. Yani bir Q gibi düşünün ama iki tarafına da bir şey koyabiliyorsunuz. Aslında stack ile Q'nun birleşimi gibi bir şey. Yani mesela hem önü var hem arkası var. İsterseniz buraya arkasına da eleman koyabiliyorsunuz. İsterseniz önüne de eleman koyabiliyorsunuz. Gibi gibi. Hatta önden eleman silebiliyorsunuz. Arkadan eleman silebiliyorsunuz. Hatta dahasını da yapmışlar. Mesela bütün Q'yu array gibi de gezebiliyorsunuz. Yani indeksli indeksli de gezebiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bunlara biraz bakalım. Önce bir tanımlıyoruz yine. Yo diyelim ya. Şimdi bunda pushback var, popback var. Neden? Çünkü pushback direkt arkaya elemanı ekliyor. Popback de en arkadaki elemanı siliyor. Mesela push frontu da var, pop frontu da var. Pop front da en öndeki elemanın önüne eleman ekliyor. Sırayla deneyelim bunu şimdi. Aslında bu vektöre de benziyor bayağı. Şimdi bunları bir yazdıralım. Böyle Q nokta size diyebiliyorsunuz vektör gibi. Şuraya da şunu koyalım, warning'i gidermek için. Şimdi normal 5-7 dedi. Niye? Önce 5'i koyduk. Bunun sağına da arkasına da 7'yi puşladı. Mesela bir tane de 8'i puşlasaydık buraya. O zaman 5, 7, 8 olacaktı. Şimdi peki bir tane öne koyalım. Push front. Mesela 3. Bu sefer 3'ü geldi en başa koydu. Bir tane daha koyalım.
9'u 3'ün başına koydu gibi gibi. Şimdi bunu böyle for şeklinde gezebiliyorsunuz dediğim gibi. Hatta mesela bunun frontunu falan çekebiliyor muyuz? Bakalım. Mesela front özelliği de var. İstersek direkt back'ini front yazdım tabii orada da. Aslında burada back yazmalıyım. Neyse. Böyle fonksiyonlarımız var. Bayağı güzel bir yapı. Hatta şöyle de bir kullanım varmış. Bence dümdüz array'li kullanımı gayet güzel ama böyle değişik şeyler göstermek açısından. Mesela q nokta at i. Yani i'inci indeksteki şeyi bu şekilde de bulabiliyormuşsunuz. 9, 3, 5, 7, 8. Böyle de bir kullanım varmış. Ben de ilk defa görmüştüm bu sabah. Bundan sonra ne var başka? Yine empty's var, size var. Bunlar klasik. Bir de bunu iteratörle gezebiliyormuşuz. İteratörü kaç kişi duydu? Böyle data structure yapılarını gezerken iterator diye bir şey kullanabiliyoruz. Mesela nasıl oluyor? Şöyle yazıyoruz. Oto diye bir değişken kullanıyoruz. Mesela it diyelim, iteratörün kısaltması olarak. It eşittir q nokta begin'den. Bunu mesela setlerde de kullanacağız. Seti öğrenirken. It eşittir q nokta end'e kadar. It eşit değil q nokta end. İteratör artı artı. Bu iteratörle gezme biçimimiz bizim. Bunun türü ne oto olarak belirleyebilirsiniz. Oto yazdığınızda o kod direkt anlıyor zaten onun türünü. Peki elemana nasıl ulaşıyoruz? Elemana da şu şekilde ulaşıyoruz. Yıldız yıldız yani yıldız it dediğimiz zaman sıradaki elemana ulaşıyoruz. Bu şekilde de iteratörlü gezme fırsatınız da var. O yüzden her şeyin buluştuğu bir yapı aslında. Erase'i var. Clear'ı var mesela. Clear kullanalım bir tane. Q nokta clear. Bu içindeki bütün elemanları siliyor. Altında bir daha yazdırmayı deneyelim. Mesela başka bir şey yazmıyor çünkü zaten Q boş. Onun dışında da pek bir şey yok. Aslında resize var mesela. Size'ını bir daha belirleyebiliyorsunuz. Nasıl bir şey mesela? Q nokta resize derseniz şu an size örneğin kaç? Şu an size 5. Q nokta resize 10 derseniz ve 6. elemanı değiştirirseniz direkt o zaman hata vermez. Ama temin 6. elemanı değiştirseydiniz size'ınız 5 olduğu için hata verirdi gibi gibi. Hatta böyle direkt elemana ulaşıp vektör gibi de indeksini değiştirebiliyoruz. Bu stack ve queue'da mesela böyle bir imkanımız yok. O açıdan güzel. Şimdi bunu da geçtik. Bunda başka bir şey yok. DQ'da var mı aklınıza takılan bir şeyler? Çift taraflı Q gibi düşünebilirsin. Tamam. Şimdi prior to Q'ya bir geçelim. Prior to Q birçok yerde kullanıyoruz. Zaten siz de belki birkaç noktada görmüşsünüzdür. Prior to Q aslında bir tane şöyle bir yapıyı kullanıyor.
Hierarchy içine ne verirseniz mesela sırasıyla şu elemanları pushlayın. 3, 2, 100, 4, 1, 8. Bunu alıyor ve her seferinde bunu büyükten küçüğe sıralı tutuyor. Nasıl yapıyor? 100, 8, 4, 3, 2, 1. Ve bunu her elemanınız insert'ünü yani her yeni eleman ekleyişinizi logen operasyonda yapıyor. Yani eğer write queue'nuzun içinde n tane eleman varsa logen işlemde yapıyor. 64 tane elemanınız varsa 6 işlemde bunu koyabiliyor gibi. O açıdan bayağı iyi. Ve hep büyükten küçüğe sıralı tutuyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunun max heap diye bir yapı kullanıyor. Max heap yapısını yarın anlatacağım sanırım ağaçları anlatırken. Peki ağaçlar hakkında bilgileriniz ne kadar? Yani ne kadar ağaç işlediniz? İşte binary tree olur, normal tree'ler olur. Yani graf olarak nasıl yapılacaklarını biliyorum, nasıl gezileceklerini falan filan. Güzel. Öyle. Güzel. Ya bizim olimpiyatta evet. Yani ben kendi tecrübelerimden bakacak olursam genelde şey tree'sini bayağı iyi öğreniyoruz. Mesela normal herhangi bir tree'yi öğrenip mesela bunu nasıl gezilecek? Bunun üstünde BFS, DFS operasyonları nasıl yapılır falan bunları çok iyi öğreniliyor. Ama birkaç teorik şeyler mesela eksik kalabiliyor. Mesela binary tree'ler gibidir. Yani onlar da anlatılıyor ama çok detaylandırılmıyor. İşte heap tree'ler, ne bileyim, başka başka tree'ler. Şimdi bu max heap dediğimiz olay, bunu yarın anlatacağım. Çok detaya girmeyeyim ama nasıl bir şey? Bir tane tree'miz var. Mesela bu root'taki şeyiniz, root'taki sayınız alttaki sayıların hepsinden daha büyük. Altındaki subtree'nin hepsinden daha büyük. Mesela burada 100 olsa 100 buraya gelecekti. Mesela 8 buraya gelebilirdi. Ne bileyim 4 buraya gelirdi. 3 diyelim 2 buraya gelsin, 1 buraya gelsin. Şimdilik bu nod olmasın. Ve bu bakın 8 bütün subtree'sinden daha büyük. 4 bütün subtree'sinden daha büyük. Heap ağacının yapısı bu. Bir nodun altındaki bütün nodlar ondan daha küçük olmalı. Bunu sağlıyor. Ve ağacın uzunluğunu da hep logende kalmasını sağlıyor. Logende kalıyorsa ağaç, ekleme işlemi yapmak da çok basit oluyor. Yeni bir eleman geldiği zaman, mesela buraya bir eleman ekliyorsunuz. Kaç nod gezeceksiniz örneğin? Logen tane. Çünkü ağacın yüksekliği logen. Dolayısıyla o logen olayı oradan geliyor. Ağacı dengeli kurmaktan geliyor. Bunu zaten yarın konuşuruz. Şimdi prior to queue dediğimiz gibi bunu kullanıyor. Peki özelliklerine, fonksiyonlarına bakalım. Öncelikle nasıl tanımlıyoruz? Bu arada buraya mesela herhangi bir şey de gelebilir. Ben hep int yazıyorum ama mesela float gelir, double gelir, pair gelir. Hatta pair içinde pair'lar koyabilirsiniz, struct koyabilirsiniz gibi gibi. Onları da yaparız hatta bir örneğini. Bir tane pair koyarız. Şimdi buna bir kere push'umuz var. Üç tane fonksiyonu var çok kolay. Push, pop, top. Push dümdüz Q'ya koyuyor. Pop en tepedekini siliyor. Yani en büyüğü oluyor burada. Top da en tepedekini yani en büyük elemanı size veriyor. Şimdi birkaç tane eleman pushlayalım. Yine şu şekilde gezebiliriz. Ya da Q nokta size'la da gezilebilir yine. Ben bu şekilde geziyorum. Yine en tepedeki elemanı silerek ve yazdırarak bütün Q'yu yazdırabiliriz. Bakalım ne yazacak.
105-2. Büyükten küçüğe gerçekten sıralı tutuyor. Başka bir eleman daha koyalım. Yine büyükten küçüğe yazdırın. Şimdi en tepedeki elemanı silelim. Sıca hangisini silecek? Şuraya bir tane daha koyarsan. Sayı olarak hangi elemanı siler şu an? Var mı bir cevap? Bu sayılardan hangisini siler? Bu sayılardan 1056'yı siler. Evet, 1006'yı siler. Çünkü en büyük o, en tepedeki o. O yüzden o silinecek. Güzel. Şimdi tapı geçtik. Bir de tapı yazdıralım. Zaten tapı da aşağıda gösterdik nasıl kullandığını. O zaman bunda çok bir şey yok. Şimdi bir de bir tane daha bir olay var. Şimdi bazen biz prior to queue kullanmak istiyoruz. Bize lazım ama büyükten küçüğe değil de küçükten büyüğe sıralasın istiyoruz. Bunu yapmanın yolu da şu. Bunu böyle değil de şöyle tanımlıyoruz. Tepedeki gibi tanımlıyoruz. Böyle tanımladığınız zaman küçükten büyüğe sıralamaya başlıyor. 2, 5, 37, 48, 100, 1056 gibi. Bu da aklınızda olsun. Bazen sınavlarda iş yapıyor. Tamam. Prior to queue'da başka. Bir de şeyi göstereyim. Bazen payer'la atmamız lazım mesela. Şimdi payer'la atmak ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bazen şöyle bir şeye ihtiyacımız oluyor. Mesela bir payer şeklinde tutmamız gerekiyor bir şeyi. Ama ilkine göre de sortlu tutmamız gerekiyor. Ya da o payer'ın öncelikle ilk elemanına göre büyükten küçüğe sortlu olsun istiyoruz. Eğer eşitlik durumunda da ikinci elemanına göre büyükten küçüğe eşitlik olsun istiyoruz. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Prior to queue'yu yine kullanabiliyoruz. Şimdi mesela birkaç şey pushlayalım. Hatta bir tane de aynı olan bir şey pushlayalım. Mesela 40 virgül 3. Kırk virgül 12. Bunları bir de yazdırmamız lazım. Bakalım ne dedi? Ha, fi diye bir şey yok. Define'im yokmuş şimdilik. Araya da bir tane boşluk atalım. Mesela kırklara öncelikle geldi. 40, 12, 47, 43. Eşitlik durumunda ikincilere bakıyor. İkincilere göre sortluyor. Sonra da normal sıralamasını yapıyor. Bu da payer'lı prior to queue'muz. Şimdi prior to queue'da bu kadar. Geldik set'e. Şimdi set ne yapıyor? Set de şudur. Set de normal elemanları bu da küçükten büyüğe sıralıyor. Küçükten büyüğe.
İçinde değişik fonksiyonlar var ve setin özelliği şu. Siz mesela aynı elemandan isterseniz 10 tane setin içine atın. Her elemandan sadece bir tane tutuyor kendi içinde. Her elemandan bir tane. Öyle bir özelliği var. Hatta bunu bozmak için malt set diye de bir şey üretmişler. Onu da göstereceğim. Onun dışında gayet güzel bir yapı. Şimdi nasıl tanımlanıyor ona bakalım. Yine böyle tanımlıyoruz. Bu da S diyelim bırak. Eleman bu şekilde koyuluyor. Push yok bunda. Bunda insert var. 3 koyduk. Eksi 5. 100. Peki bu nasıl geziliyor diyeceksiniz. Bunun gezimi biraz daha sıkıntılı. Mesela bunu mecburen iteratörle gezmek zorunda kalıyoruz. Gerçi yine erase kullanarak tek tek silinebilir vesaire ama bunun doğru gezim yöntemi iteratörle gezmek. Peki iteratörle nasıl geziyoruz? Yine aynı mantık. For diyoruz. Auto iteratör eşittir. Setin begininden. Begin bir tane pointer veriyor bize aslında. Yani pointer dediğimiz şey de adres tutan bir tane bir şey. Bir tane değişken aslında. Sonra iteratör n'de eşit olmayana kadar gitsin diyoruz. Peki neden n'de eşit olmuyor? Çünkü n dediğimiz şey şöyle düşünün. Eksi 5, 3, 100. Begin'in adresi burayı tutuyor. Ama end şurayı tutuyor. Bu yüzün adresini tutmuyor. End bitişin bir sağını tutuyor. Tamam mı? Bu aklınızda olsun. O yüzden iteratör eşit değil s nokta end'e dedik. İteratör artı artı. Böyle artı artı dediğiniz zaman aslında bu bir arttır demek. Ama aslında bu makine dillerinde C++ bunu kendi anlıyor ve bunu 4 byte kadar arttırıyor. Şu an integer bir setimiz olduğu için. Yani aslında sıradaki elemanın adresine geç demek. Pointer'larca. Yani adresi şuraya taşı. Yani aslında bu bir arttırmıyor. Sıradaki elemana geç diyor. Sonra peki buradaki elemanı nasıl buluyoruz? Eleman eşittir yıldız it diyoruz. İteratör bir adres olduğu için yıldız derseniz o adresin içindeki elemanı ver bana demek. Mesela burada iteratör atıyorum şöyle bir şey. 0x 1 2 7 8 9 5 255. Mesela bu saçma sapan buranın adresini tutan bir şey. Ama yıldız it dediğiniz zaman buradaki eksi 5'i veriyor. Aslında mantığı çok basit. Sonra bunu yazdıralım. Eksi 5, 3, 100. Küçükten büyüğe şekilde sıralı tutuyor. Güzel. Peki. Diyelim ki size direkt ilk eleman lazım. İlk elemanı nasıl olacağız? Şöyle olacağız. S nokta begin. Bu S nokta begin ne veriyor dedik? Adres veriyor dedik. O yüzden başına bir tane de yıldız attığımız zaman bize bir tane integer var. İlk eleman neymiş? Eksi 5'miş. Peki S nokta begin'i bir yazdıralım. Bakalım bu ne veriyor? O bir hata verdi. Ki printf'le yazdırmaya çalışsak ya da şöyle yapsak ne olur bakalım.
Neyse, onu yazdıramadık şimdi. Tamam. Neyse, kısacası bu şekilde ilk elemana ulaştık. Peki son elemana nasıl ulaşıyoruz? O da şöyle. Oto iteratör 2 eşittir S nokta end diyoruz. Ama dediğimiz gibi S nokta end son elemanı bir sağındaki adres. Peki son elemana nasıl geleceğim? Bundan bir tane çıkartıyorum. Bu direkt anlıyor. Diyor ki bir soldaki adrese gel. Bir soldaki elemanın adresine gel. Bunu yazdır. Son elemanımız da 100'müş. Güzel. Peki bunu azaltmasaydım ne yazacaktı bakalım. Son eleman 3 dedi. İlginç. Neyse bu şekilde son elemanı da bulabiliyoruz. Bir de sanki reverse end diye bir şey var. Reverse end ya da reverse begin pardon. Reverse begin. Bu bir dursun. Altına onu da yapayım. Reverse begin yazdığınız zaman setten biraz korkuluyor pointer'lı vesaire olduğu için ama korkulacak bir şey yok. Ne dedi? Şurayı. Reverse begin de bir çıkartmadan direkt size son elemanı veriyor. Ya bu yöntemi kullanacaksınız. End'i bulup bir çıkartacaksınız ya da reverse begin'i kullanıp bir çıkartmanıza gerek yok bu sayede. Sette bu şekilde. Şimdi özelliklerine gelelim. Bir tane mesela lover want diyor. Erase'e bakalım aslında. Clear yine clear yapıyor. Mesela S nokta clear dediğiniz zaman bütün seti yine sıfırlıyor. Bu bir sürü STL kütüphanesinde olan klasik bir şeydi. Başka ne var? Erase'e bakalım. Ha bir de şuna bakmak istiyorum ben. Mesela 2-3 tane 100 koysam. Bakalım ne olacak. Şurada da yazdıralım bütün elemanları. Şurayı bir kapayalım. Eksi 5, 300. Yani ne kadar aynı elemandan koyarsanız koyun sadece bir tanesini alıyor. Şimdi başka erase'e bakalım. Set nokta erase. Mesela 100 dediğiniz zaman direkt elemanın kendisini verirseniz ve sonra da yazdıralım. Bakalım ne yazacak. Araya da bir şeyler atalım. Eksi 5, 3. Direkt elemanın ne olduğunu biliyorsanız o elemanı vererek silebilirsiniz. Bir de başka türlü yöntemleri de var. Mesela şimdi siz diyelim ki bir de adresle silme var. Mesela auto it 4 eşittir s nokta begin. Bu bir adres değil mi? Yani setin başını tutan adres. Siz bunu erase'in içine verdiğiniz zaman yani adresi veriyoruz. Diyoruz ki git bu adresteki elemanı sil. İlk baştaki adrese gitti. O elemanı sildi. Bu da bir çözüm yöntemi. Bunu multisette işe yaradığını göreceğiz. Yani neden böyle bir şey anlatıyorum? Çünkü az sonra göreceğiz. Tamam. Erase bu şekilde. Bunlar kritik şeylerdi. Başka empty'miz var yine.
Begin, End bunları anlattık. Lover Band. Şimdi bu önemli. Setimizi bir clearlayalım şuradan. Sete birkaç tane şey atalım. Bunları attık. Tamam. Şimdi lover band ne yapıyor? Hatırlayanınız var mı? Yani vektörlerde kullanmış olanınız vardır bence. Ya da upper band ne yapıyor? Yok mu hiç kullanan? Vardır kullanan. Tamam. Ne yapıyor şöyle? Lower band. Bir sayı veriyorsunuz. Mesela 45. Bundan büyük eşit. Büyük eşit. Size ilk sayıyı döndürebiliyor. Ya da ilk indeksi diyelim. İndeks demeyelim. Sette indeks doğru olmuyor çünkü de. İlk adresi döndürüyor diyor. Upper band'da mesela yine 45 verdiniz. Bundan büyük ilk adresi döndürüyor. Band büyük eşit. Orada bir eşitlik de var. Şimdi mesela kullanalım bunları. Dedik ki oto cevap. Ve itimizi koyalım iterator. Adres tuttuğunu ifade etmek için. Eşittir s nokta lower band. Bu şekilde kullanıyoruz. S nokta lower band. Mesela 45. Şimdi bunu bir de yazdıralım tabii. Ve yıldız koydum ki o adresteki elemanı çekmek istiyorum. Şimdi cevap 50 dedi. 45'ten büyük eşit ilk şey gerçekten 50. Şimdi peki 50 versem ne diyecekti? Hadi bakalım. Bu da 50. 51 deseydim. Bu sefer 100 diyor. Neden? 51'den büyük eşit ilk şey setimizde 100. Tamam, bir de upper band'a bakalım. Şimdi 49'dan büyük ilk şey nedir? Bizim setimizde şu an 50. Tamam. 50 dedim. Bu sefer ne yazacak? Bakıyoruz 100 dedi. Mesela lower band 50'yi gösteriyor. Neden? 50'den büyük eşit ilk şey 50. Bunun tam kompleksitesi ne kadar? Bunun time kompleksitesi logende buluyor. Değil mi? Yani binary search. Cidden. Aslında binary search gibi. Bu da yine nasıl logende buluyor biliyor musun? Bu set dediğimiz şey aslında yine bir ağaç. Hatta bu biraz karmaşık bir ağaç ama. Heap çok daha basit. Bu yine bir dengeli binary tree gibi düşünebilirsin. Hatta Red and Black Tree'ye çok benzeyen bir Red and Black Tree. Buna benzeyen bir yapısı var. Ama genel amaç şu. Ağacın uzunluğunu logende tutabilmek. Set de bunu başarıyor. Dolayısıyla ekleme, çıkartma, ne bileyim, lower band, upper band bunları yine logende yapabiliyor. Doğru. İyi hatırlattın. Time kompleksiteleri de konuşmak lazım. Güzel. O açıdan güzel bir özellik. Mesela vektördeki de logende çalışır yine. Tabii vektörde şey olması lazım. Lower band atabilmeniz için vektörün sortlu olması lazım. Orada öyle bir nokta. Şimdi bir de ne kaldı? Find'ımız kaldı herhalde. Başka? Evet. Tamam.
Şimdi auto find diyelim. Mesela neyi arasın? 45'i arasın. Ya da 50'yi arasın. Mesela 50. 50'yi bulunca 50 basıyor. Ama 45 deseydik oraya. Orada saçmalamaya başladım. Şimdi burada da bir şeyi bulup bulamadığınızı sette şu şekilde kontrol etmeniz lazım. Diyeceksiniz ki if s.find, şu tepedeki şeyi siliyorum. S.find diyelim 45. Eşit eşit s.end ise o zaman bulamadı. Çünkü eğer bulamazsa setin end'ini dönüyor size yanıt olarak. End'i de zaten boş bir pointer'ı tutuyor. Ama else ise eleman setin içinde bulunuyor. Bulamadı. Çünkü 45 yok. Bunu da bu şekilde kontrol ediyoruz. Bu arada find da yine logende çalışıyor. Bu da güzel bir özellik yani. Hani dümdüz for'la bütün elemanları gezer gibi düşünmeyin. Arkada bir ağaç yapısı var yine. O ağaçta yukarıdan aşağı doğru bir tane şey atıyorsunuz aslında. Böyle binary search tree'de gezermiş gibi geziyor yani. O yüzden ağacın yüksekliği kadar gezmiş oluyor aslında. Bu da login. Güzel. Sette başka çok bir şey yok. Bakalım. Ha, malt set var. Onu da son bir bahsedelim. Şimdi malt set neden yapılıyor? Çünkü setin olayı işte aynı eleman her eleman bir kez geçebiliyor. Bir sürü kez geçebilmesi için malt set tanımlıyoruz. Bu arada yine setin içinde de pair mayer koyabiliyorsunuz. Yani. Yine ilk elemana göre önce sıralar. Sonra eşitlik durumunda ikinciye falan geçer. Mantık aynı prior to. Malt set diyelim buna da. Mesela buna aynı elemandan birkaç tane koyalım. Yine aynı şekilde. Bütün özellikleri aynı. Gezme, iteratör biçiminiz birebir aynı. Sadece isimler farklı. Mesela 3, 3, 3, 3, 4. Şimdi burada kritik bir nokta var. Nedir o? Şudur. Bunun erase'ine dair bir nokta. Şimdi ms.erase 3 dediğiniz zaman ve sonra bir daha yazdırdığınız zaman sizce ne bekliyor bizi? Var mı bir tahmin? Ne basar? Ne basar Yiğit? Var mı bir cevap? Tamamen sildikten sonra bir tane Mesela 3'ü çağır. sil dedim. Elemanlarım da 3, 3, 3, 4. Bütün üçleri mi siler? Evet, bütün 3'leri siliyor. Elimizde sadece bir tane 4 kaldı. Peki şöyle yapsam. MS ilk elemanı mesela ilk elemanın adresini bir yerde tutsam. Mes.begin dedim. Bunu da erase'in içine verdim. Adresle sil bana dedim. Şimdi bakalım ne yazacak. Şimdi sadece ilk elemanı sildi. 3, 3, 2 tane 3 bıraktı ve 4.
Şimdi bu erase'in içine koyduğumuz bu olayı bilmemiz lazım. Yani direkt sayı verirsek o sayının hepsini siliyor. Ama biz mesela bazen şunu isteyebiliyoruz. İkinci elemanı sil, üçüncü elemanı sil. Burada direkt sayı olarak vermememiz lazım. Burada onun adresini vermemiz lazım. Adresi verdiğimiz zaman her adres birbirinden eşsiz olduğu için gidiyor o adresteki elemanı siliyor. Bu önemli bir fark. Bunun dışında alt sette de başka bir olay yok. Güzel. Şimdi 14-23. Tamam, bir ara verelim o zaman. 12 dakika falan. Sonra şu 3 tane şeye bakarız. Sonra da biraz soru çözümlerine doğru geçeriz o zaman. Tamam mı? Bir 14-35 geçe toplansak olur mu? Olur. Tamamdır. Şu chat'i de yazalım.
Tamamdır. Devam edelim. Burayı kapadık. Burada öncelikle bir hızlı üs almadan başlayalım. Hızlı üs almayı kaç kişi duydu? Tamam. Güzel. Şimdi hızlıca bir anlatalım o zaman. Hızlı üs alma nasıl çalışıyor? Hızlı üs alma şu şekilde çalışıyor. Şimdi biz diyelim ki 5 üzeri 100'ü hesaplamaya çalışıyoruz. Şimdi normalde yapacağımız şey nedir? For'la gezip 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı böyle 100 tane gezip 5 üzeri 100'ü bulmak. Bu kaç işlem alıyor? 100 işlem alıyor. Şimdi FastPow nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Şimdi diyor ki bunu önce bir 2'ye ayır. 5 üzeri 50. Diyor ki sen 5 üzeri 50'yi bulursan bunun karesini alırsın diyor. Şimdi daha bilmiyorsun ama diyor. Bulduğun zaman bunun karesini al direkt diyor. Tamam. Sonra bunun da 5 üzeri 50'yi biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama bu diyor ki 5 üzeri 25'in karesi aslında diyor. Tamam. Yine problemi küçülttük. 2'ye böldük. Şimdi peki 5 üzeri 25 nedir? Yine 2'ye bölüyoruz üstü. 5 üzeri 12. 5 üzeri 12'nin karesi bu diyor. Çarpı bir de üstü tek olduğu zaman 5 üzeri 1. 5 üzeri 1 ile çarpmamız lazım değil mi? Sonra 5 üzeri 12 nedir diyor. 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. 5 üzeri 6'nın karesidir. 5 üzeri 6 nedir? 5 üzeri 3'ün karesidir. Bu gidiyor 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 gidiyor. Bu diyor ki 5 üzeri 1'in karesidir. Çarpı 5'tir. En son mesela 5 üzeri 1'de kaldık değil mi fonksiyon? 5 üzeri 1. Ama bunu artık biliyoruz mesela. Ya da 5 üzeri 0'da da kalabilirdi. Bunları artık direkt biliyoruz. Şimdi fonksiyon buna 5 olarak döndü. Recursive bir fonksiyon. Sonra 5'in kübü ne oldu? Hemen 5'in karesini aldı 25. 5 ile çarptı 125. Burası 125 oldu. Bakın burada kaç işlem yaptınız? 2. Sonra 125'in karesini aldınız. Hop buna eşitlediniz. Burada bir işlem. Sonra bunun karesini aldık. Hop hemen buna eşitledik. Yani burada yaptığımız işlem sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani yine 100 tane işlem yapmak yerine yaklaşık olarak log 100 tane işlem yapıyorsunuz. Yani log 2 tabanında 100 tane, 6-7 tane işlem yapıyorsunuz. Hızlı üs almanın olayı bu. Peki fonksiyon olarak nasıl? Bir cursive kaydı nasıl getireceğiz? Şu şöyle. Şimdi elinizde A virgül B var. A amacımız A üzeri B'yi bulmak. Şimdi her seferinde ne yapıyoruz fark ettiyseniz? Şunu çağırıyoruz. Buradan f a virgül b bölü 2'yi çağırıyoruz. Neden? Diyoruz ki a üzeri b bölü 2'yi sen git bir hesapla. Sonra bunun karesini alıyoruz. Bir de diyoruz ki eğer if b tekse diyelim buraya. Mesela şuradaki örnek gibi 5 üzeri 25 gibi. O zaman bir de diyoruz ki bunu çarpı a ile çarpmamız lazım. Mesela burada ne yaptık? 5 ile bir daha çarptık. Çünkü 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 5 üzeri 24'tü. Ama bize 5 üzeri 25 lazımdı. Bu durumda da gittik 5 ile çarptık. Şimdi tamam fonksiyon olarak böyle. O zaman bunu bir yazalım. Şimdi diyoruz ki önce recursive yazarken ilk en tepeye gelmesi gereken şey nedir? Durdurma ifleridir. Şimdi nasıl durdururuz? Ya üst taraf
bir şeyin sıfırıncı üstüne kadar küçülmüştür. Artık bir şeyin sıfırıncı üstü nedir? Birdir. Bir döndürürüm. Ya da üst bire kadar düşmüştür. O zaman da a döndürürüm. Yani a üzeri bir nedir? A'dır. Şimdi recursive fonksiyonumuzu çağırıyorum. Diyorum ki öncelikle git a üzeri b bölü 2'yi bul. A üzeri b bölü 2 bulduktan sonra bunun bir karesini al. Kendisiyle çarpıyorum. Sonra bir de ne yapıyorduk? Eğer üstümüz tekse, bunu bir de a ile çarpmamız gerekiyor. Burada da diyoruz ki eğer b mod 2'de 1 ise, yani tekse, o zaman bunu bir de a ile çarptık. Sonra return t dediğimiz zaman da cevabımızı yazmış oluyoruz. Fonksiyon bu kadar kısa ama bayağı büyük işler yapıyor. Şimdi birkaç yerde çağıralım bunu. Neden tekse yazdığımızı ben onu anlamadım tam olarak. Heh, tamam, güzel. Mesela 4 üzeri 7'yi hesaplayayım bu şekilde, tamam mı? Yiğit. Şöyle Tamam. 4 üzeri 7. Tamam. Şimdi ilk başta ne oldu fonksiyonumuz? Neyi çağırdı? Gitti. 4 üzeri 3'ü çağırdı. Doğru mu? T Doğru. şu an 4 üzeri 3. Hani daha hesaplayamadı Ha. ama Tamam, anladım. karesini al. 4 üzeri 6. Neyle çarpman lazım? Bir daha 4 Evet. ile çarpman lazım. O sebeple. Tamam. Anladım Tamam. şimdi. Teşekkürler. Ne demek? Şimdi int cevap eşittir. Fast pow. Hızlı yüz. 3, 4, 3,5 dedik mesela. Başka bir şey yapalım. Yani mesela 2 üzeri 100 dersek 7 işlemde hesaplar değil mi? 2 üzeri 100'ü A 100. 100 işlemde hesaplar. Ama öbürü mesela Fast normal pow. pow çok yavaş çalışır. Hatta bir deneyelim onu. Bizimki de doğru vermez çünkü integer'ın sınırını aşacak falan filan ama hız açısından bakabiliriz. Mesela normal pow bu for'la çalışıyor. Niye sıfır verdi? İntegri değerlerinden mi çıktı? Double çalışıyor sanırım. Yani 2 üzeri 100 tabii 100 işlem tutuyor. Çok değil. Ha, bir dakika. Pardon. Evet, 2 üzeri 100 7 işlem tutuyor. Doğru dedin. Üstün logu kadar. Peki burayı biraz arttırsak. Infinite dedi. Onu hızlı anlayabiliyor. Ya bu hesaplama hep bir yerde salıyor ama bunu mesela for'la yaptığımız takdirde. Evet, bayağı. Bayağı bir. Mesela şu an başladı. Şu an bitti. Ya zaten bir saniye civarlarında tutar ama biraz daha artsa hepten şey olur. Bir de şeyi yazdıralım. Bizimkini yazdıralım. O da sık diye hemen verirsin sonuç. Ben şu logen nasıl hesaplanıyor onu bilmiyorum. Çat diye verdi. Ama yanlış verdi çünkü şeyden dolayı da. Logen nasıl hesaplanıyor? Şöyle. Bir kere logaritma olayı zaten lisede falan anlatılıyor da çok basit olimpiyatta şunu bilmen lazım. Şimdi biz bilgisayarcılar genelde logaritmayı iki tabanında kullanıyoruz. Peki logaritma nedir? Şudur. Mesela logaritma 2,64 dediğimizde 6 oluyor. Neden? 2 üzeri kaç 64 eder diye soruyorsun. Tamam mı? Mantıklı. Mesela logaritma 2 128 nedir?
Logaritma 128 kaç oluyor? 7 mi? 7 oluyor. Yani aslında bunu şeyle de olabilirsin. 128'i kaç defa 2'ye böldüğünde 1'e ulaşacaksın. Mesela bir defa böldüğünde 64, 2 defa böldüğünde 32, 7 defa böldüğünde 1'e geliyorsun. Ha. Log 2 aslında bu. Biz bilgisayarcılar genelde log 2 kullanıyoruz. Ama mesela matematikte değişik loglar da var. Mesela 10 tabanında logaritma 1000 dediğimiz zaman ne olur sence bu? 3. 3 oluyor gibi. Hı. Logaritma Tamam, bu. anladım. Şimdi hızlıysa alma fonksiyonu bu şekilde. Tamam. Şimdi hızlıysa alma fonksiyonu mesela başka şeylerde de kullanabiliyoruz. Şeyde kullanılıyor örneğin. Mesela matrisleri göreceksiniz üniversitede de. Lisede eskiden gösteriliyordu da şu an gösterilmiyor sanki. Mesela iki tane matris, bir tane matris var. Bu matrisle bu matrisi çarpıyoruz. Ya da bir matrisin mesela yüzüncü üstünü alabiliyoruz. Şimdi bu yüzüncü üstünü almada da yine bizim mantığı kullanabiliyoruz yani. Hani ya burada karesini almazsın da işte iki tane matrisi çarparsın falan filan. Yani farklı yerlere uygulanabiliyor. Güzel bir şey. Şimdi Öklid'in EBOB fonksiyonuna bakalım. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Şöyle bir EBOB fonksiyonu var Öklid'in, klasik. Bu arada şöyle de bir hazır EBOB fonksiyonu var, biliyorsunuzdur belki. Zaten böyle 3,60 dediğinizde direkt EBOB'u vereyim. Şimdi EBOB ne? Herkes onu biliyor mu? Güzel. Şimdi EBOB en büyük ortak bölen. Ben biliyorum. Ha, biliyor. Herkes biliyorsa sıkıntı yok. Güzel. Zaten 8. sınıf konusu. Ha, tamam. O zaman hiç sıkıntımız yok. Şimdi Öklid'in EBOB'u da şu şekilde çalışıyor. Mesela 100,40 diyor, tamam mı? Bu ikisinin EBOB'u nedir diyor. Şimdi bunu yaparken aşama şunu şöyle şöyle ilerliyor. Öncelikle diyor ki 40'ı buraya getir diyor. 40. 100 mod 40'ı da buraya koy diyor. Yani ne oldu? F 40,20. Sonra bir aşama daha geliyoruz. 20'yi buraya getir bu sefer diyor. 40 mod 20 nedir? 0. Evet. 20,0. Ne zaman burası 0 olur? O zaman burası senin EBOB'undur diyor. EBOB algoritması da bu şekilde çalışıyor. Yani bu ikisinin EBOB'u 20'ymiş. 100 ile 40'ın gerçekten 20. Mesela başka bir örnek daha inceliyor. F 12,20 olsun hadi. Ama tabii büyüğü sola yazacağız. Şimdi nasıl oluyor sıradaki hamle? 12'yi buraya geçiriyoruz. 20 mod 12 nedir? 8. Sonra 8'i sola yazıyoruz. 12 mod 8 nedir? 4. Sonra 4'ü sola yazıyoruz. 8 mod 4 nedir? 0. Cevabımız 4'müş. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Fonksiyonunu yazarsak nasıl yazarız? Şimdi yine bir tane recursive fonksiyon aslında bu. A virgül B alıyor. Her seferinde neye dönüşüyor fonksiyon? Bir kere durdurma ifimiz ne olacak? Ne zaman B sıfırlanır? O zaman A'yı döndürürüz. Onun dışında F, B virgül, A mod B. Bu şekilde bir dallanma yapacağız. Şimdi yazalım. Dedik ki eğer B sıfırsa return A. Onun dışında return above B virgül A mod B. Bu da logaritmik zamanda hesaplıyor bu bu sırada. Böyle de bir güzelliği var. Yine loglara geldik. Logaritma çok önemli time kompleksite açısından. Bastı. 20 deseydik. O
sefer 4 bastı falan filan. Tamam. Bu da böyle çalışıyor. Şimdi son olarak inverse modülo diye bir şeyimiz var. Şimdi bu da nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Şimdi code first sorularında genelde şey görürsünüz. Mesela bir soru sorar. Muhakkak demeyeyim ama yani günümüzde çoğu soru artık şeye geldi. Hele özellikle kombinatorik ya da DP sorusuysa ve cevap 10 üzeri 9'dan ya da integer long int'i çok çok aşıyorsa hep şey der yani bir şeyde mod alın. Bu mod da genelde işte 10 üzeri 9 artı 7 olur. Ya da şöyle saçma bir sayı var işte. 9, 9, 8 bilmem ne diye giden. Böyle büyük sayılarda cevabın modunu alın. Öyle yazdığın gibi bir şey oluyor. Şimdi bu mod alırken de tek bir sıkıntımız çıkıyor. Mesela diyor ki 8 bölü 5'i yazdırmak istiyoruz. Cevap 8 bölü 5 diyelim. Ama bunun yine modda istiyor ve bunu tam sayı olarak istiyor. Mesela mod 10 üzeri 9 artı 7 de istiyor. Şimdi 8 bölü 5 yazamıyoruz ya da 1.6 yazdıramıyoruz. Peki bir modda bunu nasıl bölüyoruz? Yani bölme işlemi modda nasıl yapılıyor? Onu görelim. Şimdi Fermat'ın bir tane teoremi var. Little teorem dediği. Orada diyor ki işte a üzeri p eksi 1 denktir 1 mod p. Burada p dediği şey bir tane asal sayı. Herhangi bir asal sayı. Burada a dediği şey de a ile p aralarında asal olmak zorunda. Aralarında asal. Yani A P'ye bölünmemeli ya da P'nin bir katı olmamalı gibi. Şimdi mesela burada baktığımız zaman P'ye diyelim ki 3 verelim. A'ya diyelim ki kaç olsun? 10, 14 olsun. Mesela 14'ün 3'ün bir eksi 2 denk midir? 1 mod 3. 14'ün karesi kaçtır? 196. Bu da gerçekten mod 3'te 1'dir. 3'e böldüğünüzde bir kalan verir. Bu bütün asallar için sağlıyor. Mesela P'ye 5 verelim. A'ya kaç verelim? 7 verelim. 7 üzeri 4 denk midir? 1 mod 5. Bakalım. Hemen bir hesaplatalım bunu. Gerçekten 2401. 5'e böldüğümüz zaman bir kalan verir. Gibi gibi. Şimdi peki bunu biz nasıl kullanıyoruz? Bundan nasıl yararlanıyoruz? Şöyle. Şurayı bir sileyim. Şimdi biz neyi biliyoruz? A üzeri P eksi 1 denktir 1 mod P. Tamam. Peki bize ne lazım? Bize şu lazım. 1 bölü A. Yani biz bir şeyi modda A'ya bölmek istiyoruz. Tamam, güzel. Peki nasıl böleceğiz? Her tarafı A'ya bölüyoruz. Böldük. Şimdi sol taraf ne oldu? A üzeri P eksi 2 denktir. 1 bölü A mod P. Yani sen diyor ki bir modda mesela 10 üzeri 9 artı 7'de A'ya böleceksen bir sayıyı. A'ya bölme diyor. A'ya bölmek yerine A üzeri P eksi 2 ile onu çarp diyor. Yani ha A'ya bölmüşün diyor. Ya da A üzeri P eksi 2 ile bunu çarpmışsın diyor. O işin mantığı buradan geliyor. Yani burada da ne oluyor? Siz mesela 7'ye böleceksen 7 üzeri mod eksi 2 ile onu çarpıyorsun. 1 bölü 7 yapmak yerine bununla çarpıyorsun. Mesela mod burada diyelim 10 üzeri 9 artı 7 olabilir. Mümkün. Ha, peki burada her seferinde bölme işlemi yaparken fark ettiyseniz burada büyük bir üs hesaplamamız gerekiyor. 10 üzeri 9 artı 7. Peki bu üssü nasıl hızlıca hesaplıyoruz? Onu da fast pov kullanarak, hızlı üs alma temiki anlattığımız yöntemi kullanarak yapıyoruz. Tamam. Şimdi burada bir tane mesela gösterelim. Bir tane mod tanımlayayım.
Mesela burada ne yaptım? Sonra bunu da tabii moda almam gerek. Mesela 5 bölü 3 yaptım. Bölü 3 yapmak yerine 3 üzeri ne yaptık? 3 üzeri mod eksi 2 ile bunu çarptık. Mod eksi 2'yi paranteze alalım. Şimdi mod eksi 2'yi de yine fast pov yazmamız gerekiyor. Bu sefer her şeyin modunu almam lazım. Çünkü cevabı diyelim ki modda istiyorlar. Bu şekilde 5 bölü 3'ü neye hata verdi? Hem mod demişiz tabii de. Mesela 3 bölü yani 5 bölü 3'ün mesela 10 üzeri 9 artı 7'deki karşılığı buymuş. Örneğin. Gibi. Tabii bir de modlu sorularda genelde long long almayı unutmayın ya. Yani şu şekilde define atıyorum. Bütün intler long long oluyor. Ya da belli intleri long long yapabilirsiniz. Mod alırken tabii sonuçta değişti mesela burada. Çünkü temeli long long aşıyordu muhtemelen. Bu da ters mod almaydı. Burada bir sıkıntımız var mı? Ya da anlamadığımız herhangi bir nokta olabilir. Yani genel olay Yok. güzel. Şimdi bir şeyi yapalım. Permütasyon ve kombinasyon yazmaya çalışalım. Ve bunlar büyük sayılar olduğu için mod kullanmamızı istiyorlar bir de bizim. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bir kere permütasyon nasıl hesaplanır? N'in reeli permütasyonu. Ya da permütasyon demeyeyim de kombinasyon yapalım. Bu neye eşittir? İşte n faktöriyel bölü r faktöriyel şuna bir şey yapalım. R faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyeldir. Şimdi burada faktöriyelleri önceden hesaplayacağım ben. Moda ala ala hesaplayacağım hepsini zaten. Ama burada bir sıkıntımız var fark ettiysek yine. Bazen sınavlarda böyle faktöriyel hesaplamamız gerekiyor. Sıkıntı yaşayabiliyoruz mesela modlu zamanlar. Neden? Burada bir bölü var. Ama biz bölü yapmak yerine ne yapıyoruz? Inverse modu kullanarak çarpma şeklinde yazmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi öncelikle bir faktöriyel dizimiz olsun. Faktöriyeller bir hesaplansın. Faktöriyel 0 1'dir. Faktöriyel i de faktöriyel i eksi 1 çarpı i'dir. Bir de bunun modunu alalım. Bu sayede faktöriyelleri bulduk. Şimdi bir tane fonksiyon yazalım. Int kombinasyon calculator diye. Bu arada int yazıyorum her yere ama Define'da long long olduğu için hepsi long long. Int a alıyor, n alıyor. Bir de int r alıyor. Şimdi ne lazımdı bize? N faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel. Tamam.
Şimdi öncelikle şu aşağıdaki kısmı ben bir hesaplayayım. Şimdi alt kısım diyeyim. Int alt kısım. R faktöriyel dediğimiz şey faktöriyel R çarpı faktöriyel N eksi R. Bir de bunun modunu alalım. Şimdi bir de üst kısım var. Bu zaten N faktöriyel. Şimdi üst alt kısma böleceğim. Yani temin ne yaptık? Mesela temin A'ya bölmüştüm bir şeyi. Şimdi alt kısma böleceğim. Bunları da aynı dosyaya mı yapmışım? Neyse. Hakikaten ilginç olmuş. Temin şeyleri nereye yazdım? Neyse. Tamam, alt kısma böleceğim. Bölmek yerine ne yapıyordum? O şeyin mod eksi ikinci üzeriyle çarpıyordum. Bölmek yerine mesela x'in mod eksi ikinci üzeriyle çarpıyorum. Şimdi önce onu bulalım. Inverse mod dedik. Eşittir. Üst fonksiyonumuzu çağırdık. Alt kısım virgül mod eksi 2. Tamam. Şimdi üst kısımla da bu şeyi çarpıyorum. Üst kısım eşittir üst kısım çarpı inverse mod. Bir daha mod alalım. En sonunda bunu döndürelim. Şimdi kombinasyon fonksiyonumuzu biraz kullanalım. Bakalım doğru çalışıyor mu? 3,5 değil de 5,3 diyelim. MD yine normalde hep MD kullanıyordum. Öyle olunca sıkıntı oldu. Şu an bir de benim ses nasıl geliyor size? Geliyor mu ya da? Çünkü benim internet bağlantısı çok iyi olmayabilir belki. Beşin üçlü kombinasyonu 10 dedi. Tamam. Bu şekilde de kombinasyon fonksiyonumuzu. Var mı kombinasyon ya da ters modda sıkıntımız? Yok. Güzel. Şimdi bir tane soru var. Bugün CF'de buldum. Ben önce bir link size atayım. Herkes önce bir soruya bir 10 dakika bir okusun, düşünsün. Yani nasıl yaklaşılabileceğini düşünsün. Çünkü direkt çözümü anlatırsam faydalı olmuyor yani böyle sorular. Ya da 15 dakika ne bileyim. Önce buna bir yoğunlaşalım. Hatta kaç kişi soruyu çevirebilir? Ona göre soruyu da bir çevireyim. Herkes çevirebilir mi? Ya benim için anlatsanız iyi Evet olabilir. evet sıkıntı, hiç sıkıntı yok. Ben zaten anlatacaktım. Güzel. Şimdi soru şunu diyor. Alice'la Bob bir tane Amiral Watt'ta oyunu oynuyormuş. İşte N tane N birimlik bir masamız varmış. Biri N boyunda yani bir satır N sütun şeklinde biri N bir şey. Tamam. Şimdi oyunun başında diyor Alice K tane gemi koyuyor. Tamam. Alice K tane gemi yerleştiriyormuş. Her gemi de bire A boyunda dikdörtgenlermiş. Yani bir satır ve A tane sütun kaplayacak şekilde bir dikdörtgen. Bunlardan K tane Alice koyuyor kesişmeyecek şekilde. Hiçbir gemi birbirine değmiyor ya da kesişmiyor diyor. Sonra diyor ki
Bob sırasıyla tahmin ediyor diyor. Mesela şimdi girdilerimiz ne formatta? Şu formatta. Bob sırasıyla diyor ki 4. 4'te senin gemin var mı? Ya da geminin herhangi bir parçası var mı? Alice diyor ki hayır. Alice hep hayır diyor. Şimdi mesela sonra 8 diyor. Alice hayır diyor. 6 diyor hayır diyor. Hep hayır diyor. Şimdi diyor ki soru. Kaçıncı hamlesinden sonra, kaçıncı tahminden sonra Alice'in hile yaptığını, yanlış söylediğini kesin olarak emin olabiliriz. Kesin olarak. Mesela girdi formatı nasıl? Ona bakalım. Şimdi diyor ki 11 tane sütun var. Bir satırda 11'lik bir sütunumuz var. Taneymiş. Gemi sayısı. Kaç tane gemi olacağı? Hepsi de 1'e 3'lükmüş. Tamam. Bob 5 tane tahmin yapıyormuş. Birinci tahminini 4'e koydu. Şimdi soruya bir bakalım. İlkin butu anlamaya çalışalım. Öncelikle gemiler 1'e 3'lük. 3 tane gemimiz var. 3 gemi. 1'e 11'lik bir şey var. Daha çok kötü oldu. Kafası bir olsun. On bir tane böyle yan yana yer var. Tamam. Bob önce 4 diyor. Şimdi diyor ki 4'te var mı? Alice diyor ki hayır. Tamam. Şuna bakıyoruz. Hala 3 tane gemi koyabilir mi? Geriye kalan yer Alice. Şuraya bir tane koyar. Buraya bir tane koyar diyelim. Buraya bir tane koyar. 3 tane gemiyi sığdırabilir. Biz diyor kesin emin olamıyoruz yani. Alice yalancı mı değil mi? Sonra 8'e 8 diyor. 8'de de yok diyor. Hala 3 tane gemi koyabiliyor yan yana. Bu sefer 9, 10, 11'e koyar gemisi. Sonra 6 diyor. 6'yı da sildik. Şimdi burada bir gemi şuraya gelebilir. 1, 2, 3'e. Bir gemi 9, 10, 11'e gelebilir. Ama üçüncü bir geminin geleceği yer yok. Şimdi biz bu noktada anlıyoruz ki Alice bizi kesin kandırıyor. Yani kandırdığından kesin emin oluyoruz. O yüzden 3 yazdırıyoruz. Mesela ikinci duruma bakalım. Bir tane gemi varmış. 1'e 3'lük, 1'e 5'lik bir map var. 1'e 5'lik bir map. Üç, dört, beş. Şurayı silelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Şimdi önce ne demiş? Kaç gemi? Bir gemi. Soru da 1'e 3'lük. Bizim Bob diyor ki önce 1'e koy diyor. 1'de var mı diyor. Yok diyor. Tamam hala bir tane gemi sığdırabilir. 5'te var mı? Yok diyor. Hala bir tane gemi sığdırabilir. Ve bizim bütün tahminler bitti. Demek ki Alice yalancı olmayabilir. Demek ki o durumda eksi 1 basıyoruz. Mesela şuna baktığımız zaman 1'e 5'lik bir şeyimiz var. Yine aynı şekilde. Bir gemi 1'e 3'lük. Tek tahminimiz var. 3 diyoruz. Şimdi 3 dediğiniz zaman başka gemi sığdıramaz zaten 1'e 3'lük. O yüzden Alice'in kesin yalancı olduğunu ilk hamleden bulabiliyorsun. Soru bunu soruyor. Şimdi herkes bir 10 dakika düşünsün. Yani
İlla yapma gibi değil de bir fikir üretme gibisinde. Sonra da 10 dakika sonra çözümünü yapmaya başlıyor. Herkes soruyu anladı mı bu arada? Güzel. Ben anladım. Çok iyi. Anlamayan yine sorsun. Girdi formatı olur, şey olur.
Bir buçuğa kadar da ara verelim isterseniz. Bu ikinci aramızı vermiş olalım, biraz dinlenelim. Bu sırada da uğraşabilen soruya baksın. İhtiyacı olan ihtiyacını görür. Tamam. Bir 15-30'da soru çözümüyle başlarız.
Evet arkadaşlar, başlayalım. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi Arda, çözümü buldun mu sen? Nasıl buldun? Ne yaptın? Nasıl bir çözüm? Abi zaten şey, önce en kare çözümü düşündüm. Hı. Her seferinde işte her query için deniyorsun arka arkaya. Bütün grid'i geziyorsun işte. Tamam, güzel. Sonra onu logene optimize etmek için de binary search kullandım. Bütün query'ler üzerinde binary search yapıyoruz. Zaten şey, eğer solumdaki bir query'de zaten artık bulduysam yalan söylediğini, sağdaki query'de de yalan söylediğini bulmuş olurum. Evet, Bu güzel. transition'dan binary search atıyorum. Öyle. Güzel, güzel. Gayet güzel bir şey. Şimdi ben de bir ekran paylaşayım. Şimdi o çözümlerden birisi cidden. Hemen odaya Hocam ben kaydedelim. de şöyle bir yöntem düşündüm. Nasıl olabilir? Bize nasıl diyeyim? Örneğin bize 4 verdiği zaman 11 birimlik dizeyi iki parçaya ayırmış olacağız. Toplam iki Güzel. tane dize olacak. Birinde yine asıl dizeyi tutmuş olacağız hiç ayırmadan. Diğerinde ise toplam kaç parça dizeye ayır yani kaç parçaya ayırdığımızı tutacağız. Örneğin 11'i 4'ten ayırdığımız zaman bir tane 3 parçalık, bir tane de kaç parçalık oluyor? Bir tane de 7 parçalık Hı. şeylere ayrılmış olacak. Daha sonra bu parçalar arasında binary search atarak Peki orada binary search'ı nasıl attın? 3 ile 7 arasında örneğin ayrı bir dizede de toplam kaç tane ayrı şeyin olduğu. Hmm, güzel. O da mantıklıymış. Güzel çözümler geldi. Şimdi ben de şu şekilde yapmayı düşünüyordum. Benziyordur zaten sizinkilere. Şimdi mesela başta zaten herhalde baştaki yerleştirebileceği gemi sayısı yeterlidir diye düşünüyorum. Bakalım bir. Muhtemelen yetiyordur. Şimdi dediğiniz gibi mesela dörde koyduğumuz zaman şuna bakacağız. Şimdi mesela bundan bir önceki başta array nasıldı? 1 ve 11'e bölünmüş şekildeydi. Sonra 4'ten kestik dedim. Sonra burada bakıyorum. 4'ten büyük eşit ilk şey ne? 11. 4'ten küçük eşit ilk şey ne? 1. O zaman diyorum ki ben 1-11'e bakmak yerine diyorum. Mesela 1 ile 4 ve 4 ile 11 arasına kaç gemi yerleştirmem lazım? Buna bakmam lazım diyorum. O yüzden mesela buraya 3 gemi yerleştiriyordu. Şu an cevabım 3 diyelim. Şu aradaki cevabı çıkartıyorum. Şu an 0 kaldı. Peki 1 ile 4 arasına kaç gemi yerleştirebilirim? 1, 2, 3. Bir, üçlük bir tane gemi yerleştirebilirim. 4 ile 11 arasına kaç gemi yerleştirebilirim? 5'ten 11'e 7. İki tane gemi yerleştirebilirim. Bunları ekliyorum. 3 oldu yine. Şu an hala 3 tane gemi yerleştirebiliyorum. Tamam. Sonra 8 geliyor. Bu arada 4'ü buraya ekliyorum. Şu an 1, 4, 11 oldu. Sınırlarım. Sonra 8 geldi. 8'den büyük eşit şey ne bu? 8'den küçük eşit şey ne bu? Diyorum ki 4, 11 arasının cevabı kaçtı? 2 idi. Bu cevabı bir çıkart artık. Kaç kaldı? 1. Şimdi artık çünkü ne olacak? 4 ile 8 arası, 8 ile 11 arası önemli olacak. 8 ile 11 arasına bir tane gemi sığar. 9, 10, 11. 4 ile 8 arasına bir tane gemi. Ha, bu arada bu sınırları 11 değil de 12 diye koysan daha iyi olabilirmiş. 0 ile 12 falan gibi koyulabilir. Neyse. Onu kodlarken hallederiz. Bu aralığa da 5, 6, 7. Bir tane daha gemi sığabilir. O zaman 2 ekledik. Yine 3 oldu. Hala 3 gemi sığdırabiliyoruz.
Sonra array'imiz ne oldu? 1, 4, 8, 11. Ya da artık 0, 4, 8, 12 desek de olabilir. Ya da düşünelim. Evet, böyle desek daha iyi sanki. Tamam, sonra bir de 6 geldi. Sonra diyorum ki bundan bir büyük eleman ne bu? Bir küçük eleman ne bu? O zaman 4 ile 8 arasında kaç cevap geliyordu? Bir cevap geliyordu. 3'ten 1 çıkarttım 2. Bundan sonra bu aralığı 4, 6 ve 6, 8 diye böleceğiz. 6, 8 arasına gemi sığmaz. Üçlük. 4, 6 arasına da sığmaz. 0 ekledim. Cevap 2 kaldı. 3 tane gemi sığdıramadım. Ne zaman sığdıramadım? O zaman cevap bu oldu gibi bir çözüm yapabiliriz. Şimdi binary search ile çözümü düşünelim. Arda'nın dediği gibi. Şimdi Arda, sen mesela önce şey dedin değil mi? İlk 3 taneyi yapabiliyor mu? Mesela diyelim ki. Peki bunları yapıp yapamadığının kontrolünü nasıl yapıyorsun? Yani bütün gridi geziyor. Bütün gridi geziyoruz. O da en zaten gayet kurtarır. Evet. Mantıklı. O daha kolay bir çözüm cidden. Tamam, ilk önce binary search'lü bir çözüm yapalım. Sorunun ismi neymiş? 567'de. Tamam. Şimdi okutalım. NKA. Bir tane de array var. 2 çarpım 0,5. Şimdi binary search'lü çözüm yapıyoruz öncelikle. Şimdi bir tane L yaptık. Bir tane de R lazım bize. Mesela burada R'miz maksimum zaten N olabilir. Evet. Tamam. Şimdi öncelikle midimizi belirliyoruz. Diyeceğiz ki eğer midle yapabiliyorsak şöyle bir fonksiyon yazalım. Mid oluyorsa o zaman ne yapmam lazım? Benim right'ı, yani sol sağ tutuyorum. Sağ mid'in soluna çekmem lazım. Ama eğer olmadıysa, mesela düşünün, left ile mid arasındayım. Bu mid ile denedim ama olmadı. Yani hala yalancı değil Alice. O zaman bu L'yi mid'in sağına çekmem lazım. Buraya çekmem lazım ki daha geniş bir aralıkta arayayım. O zaman L eşittir mid artı 1. En sonunda L'yi yazdırırız. Tabii de eksi bir olma durumu var falan, onu hallederiz. Şimdi fonksiyonumuzu bir yazalım. Bir tane parametre alıyor. Diyor ki indeks alıyor bir tane. Sonra o indekse kadarkileri bir işaretleyelim. 4, 8, 6 mesela burada. Tabii indeksine göre değişiyor. Mesela bir tane visit dizisi tutalım.
Index'e kadar. Visit. AI'yi yerledim. Tamam. Şimdi birden N'e kadar gezmem lazım ve K tane gemi yerleştirebiliyor muyum, yerleştiremiyor muyum? Buna bakmam gerekiyor. Tamam. Şimdi bir tane sayaç tutalım. Bu sayaç geminin her bir parçasını sayarken bir artsın, tamam mı? Ama işaretli yerlere geldiğimizde bu sayaç sıfırlamak zorundayız. Şimdi diyeceğiz ki eğer burası işaretliyse, burası işaretliyse, o zaman sayacı sıfırla. Değilse sayacı bir arttır. Ve eğer sayaç A'ya eşit olmuşsa, şurada da gemi sayısı diye bir şey tutalım. İnt gemi sayısı. Gemi sayısını bir arttıracağız sonra. Gemi sayısını bir arttırıp sayacımızı yine sıfırlayacağız. Aşağıda da diyeceğiz ki eğer gemi sayımız K'dan büyük eşitse true. O kadar gemi bulamamışsak false. Şimdi bir deneyelim. Bakalım. 3, o bizimki 12 demiş. Turuysa midi biraz azalttık. Şimdi şurada bir hem indeksi yazdıralım hem de gemi sayımızı bir yazdıralım. Gerçi şurada memset atmamız lazım her seferinde. Viz array'imizi bir sıfırlamamız lazım. Bunu unuttuk. Gemi sayısı her türlü index 6, 9, 10. Bir dakika. İndeks bir kere M'ye kadar gitmeli. Bu M'ye kadar gitmeli. Bir daha bir deneyelim. Bir yerde bir hata yapıyoruz bakalım. İndeks üçken gemi sayısı 2'ymiş. Mesela 2 olmasına rağmen left'e arttırmışız. Ha, false'sa, pardon. True'ysa zaten düşünelim. Şimdi gemi sayımız yeterli değilse bu ne demek? Alice'in yalancı olduğu belli demek. Ama belki daha erken de yalan söylemiş olabilir. O zaman şurayı şöyle yapmamız lazım. Eğer gemi sayımız yeterli değilse daha solda ara. Yok yeterliyse hala yalan söylemedi daha sağda ara. O arama aralıklarını yanlış yaptık. Cevabı 3 dedik. Şunda ne diyor? Bunda da 3 diyor. Tamam. 3 derse burada şey diyeceğiz. Eğer L M'den büyükse L'ye eksi 1 yap. Yalan söylememiştir. Şunları bir kapayalım.
Yar der ki AJ'yi aldı. Arda kaç oldun sen ya? Seni ilk kampında gördüm sanki. 2019'du herhalde yıl ama. Vardım hocam, yaz kampında vardım. Kış kampında da vardım Vardın. aslında. 2020'nin kışında mı? Şey, 2019'un kışında vardım. Sonra 2019'un kışında da vardım. bir sene çok uğraşmadım. Şu an lise kaçsın? Şu an 9'um. O güzel. Hala 2-3 yılım var diyorsun. Güzel. Ortaokuldan girmek iyidir. Oo, ben Rongom 5. Bakalım. Bak, sivri basmışız. Şunu bir deneyelim. Onken 2493, 15ken 2489. Bizim Hocam gemi şey yaptınız sayısını mı? yanlış mı aradı? Aralarında bir boşluk olması gerekiyor en az. Bir dakika, aralarda da mı boşluk oldu? Yani mesela kafa kafaya da mı gelemiyor şu şekilde? Öyleyse bakalım. Bir daha bir soruya bakayım. Değmiyor bile diyor. Tamam. O zaman şurada gemi sayısını arttırınca burada iyi bir arttırabiliriz. Burada 18, tamam. Gemiler birbirine değmiyormuş. Güzel. Tamam. Şimdi bir de onu şeyle çözelim. Bu setli versiyonuyla çözelim. Yani deminki anlatmaya çalıştığım versiyonla da bir deneyelim. Şimdi o çözümde başta bir kere aralara yerleştirme muhabbeti var vesaire. O zaman bir aralığa kaç tane gemi sığar? Onu bir bulalım. Matematiksel olarak mesela başta L uzunluğumuz var. K tane gemi var. Hepsi 1 çarpı A'lık. Hepsine A'lık yer koyduğum zaman aralarda birer boşluk koyarsam sen bu 3 olsa 9 olsa 4, 4, 3 3 tane sığmaz. İlla 10 olması lazım mesela. 4, 4 hatta 11 olması lazım. Evet. O zaman L'yi A artı 1'e bölsek.
Mesela L9 kenar artı 1'e bölünce olmaz. Onu 4'e bölsem. Tamam. Böyle yapsak. Bence kaç tane geldiğini buluruz. Mesela 9 3 eklesek. Yok yok. Pardon. 9'u 4'e böldük 2. 10'u 4'e böldük 2. 11'i 4'e böldük 2. O zaman L artı 1 bölü O artı 1 yapsak bence. Bir yere kaç tane gemi sığdığını bulabiliriz. Mesela A5 olsa, L4 olsa olmaz. L5 olsa bir tane sığar güzel. L9 olsa 10 bölü 6 olmaz. L10 olsa 11 bölü 6 olmaz güzel. Ama L11 olursa evet, iki tane sığar. Peki üç tane sığması için L'nin 17 mi olması lazım? Evet. Güzel. O zaman formülümüz L artı 1 bölü A artı 1. Olsun. Aralarda birer boşluk bu şekilde. Şimdi int başta kaç tane gemi sığabileceğini böyle bulalım. Böyle L dediğim şey burada n oluyor, tamam. İlk n'imi okutuyor. Evet, ilk n'i okutmuş. N artı 1 bölü A artı 1. Tamam. Ve setimize şunları pushlayalım. Başta setimizde ne olsun? İlk sınır ve son sınır olsun. Sıfır ve n artı 1'i koyalım. Bir tane set oluşturuyorum. Sıfır. Tamam. Sonra gelen şeyler için şuna bakıyoruz. For int birden m'ye. Şimdi öncelikle bundan bir büyük eleman ve bir büyük eşit eleman ve bir küçük elemanı bulmam gerek. O yüzden sen of the lower bound tabi bulalım. Bir küçük elemanı da bundan bir adres geri gelerek bulabilirim. Hatta şöyle yapalım. Mouse'um nerede? Evet. Şimdi ilk eleman. İkinci eleman diyelim. Bunları bulduk. Şimdi bizim öncelikle şunu çıkartmamız lazım. Mesela sıfırla n'imiz kaç olsun? 11 olsun. 12'yi sete atmıştık. Şimdi 4'e atarken öncelikle bu 0 ile 12 arasındaki cevabı bir çıkartmamız lazım. 0 ile 12, evet. Tamam. Şimdi bir tane fonksiyon yazalım o zaman. Int aradaki gemi sayısını bul diye. Bir tane R, bir tane R verdim. Mesela 0 ile 12'yi verdiğimi düşünün. Ama sınırlarda gemiler var gibi düşünün. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Bu aralığın uzunluğu aslında 1'den 11'e kadar. Yani R eksi L int uzunluk eşittir R eksi L eksi 1 sanki. 1'den 11'e cidden.
Şimdi burada yine kaç gemi olduğunu şu formülle bulalım. Uzunluk artı 1 bölü A artı 1. Sonra da bunu dönelim. Şimdi biz gemi sayımızdan şunu çıkartacağız öncelikle. Aradaki gemi sayısını bul. Ne ile ne arasındaki ilk elemanla ikinci, pardon, ters yazmayalım. İkinci eleman dediğim şey daha küçük şey burada. Bununla bunun arasındakini bir çıkart. Peki neyi ekleyeceğim artık? Şununla şunu ekleyeceğim. Sıfırla 4 arası ve 4 ile 12 arasında eklemem lazım artık. Gemi artı eşittir. Kavun tamamlayacak mı? Evet. Küçük elemandan bizim şu anki elemanımıza kadar ki gemi sayısını bir bul. Bir de bizim elemandan büyük aralığın büyük elemanına kadar ki o arada kaç gemi var bunu bul. Tamam, bunları bulduk. Sonra diyeceğiz ki eğer gemi sayımız K'dan küçük olursa iyi yazdır. Printf. Ve işi bitir. Eğer hiçbir zaman böyle bir gemi yoksa da Alice yalan söylemiyorsa da -1. Bakalım ne dedi? Şuraya laf etmiş. Buna bir -1'e bastı. Bakalım gemi sayımız ne oluyor? Gemi sayısı başta 3. Şundan sonra 3. Bundan sonra 3. Bundan sonra nasıl 4 olmuş? İlginç. Ha, bir de sete eklemeyi unuttuk ya. Bu yeni gelen elemanları sete eklememiz lazım bir de. Set.insert. Mesela burada 4'ü çizdim buraya ama bu 4'ü temin eklememiştim. Set.insert yeni gelen array'imizin elemanını da buraya ekleyeceğiz. Şu ilk elemanla bir ikinci elemanları da bastıralım. ...12'ye 0. Sonra 8 geldi. 8'den bir büyük eleman nedir? Aa, bir dakika. İkinci eleman niye yanlış buluyor? 3, 12, 4. İkinci elemanı önce yazdırıyorum. İkinci elemanı büyük buluyor. Bir dakika. Lower band atıyoruz. 4 için lower band. 4'ten büyük eşit ilk şey ne? N artı 1'i vermesi lazım aslında. Ama orada 0 yazıyor. S nokta lower band A i.
Sıkıntıyı görebilen var mı? Mesela sıfır, en artı bir yazdırıyorum. Sıfırla 12'yi sete koyduk. Sonra 4 geldi. Sıfırı koyduk, 12'yi koyduk. 4 geldi. 4'e lower bound atlıyoruz. Yani it eksi tabii. Şurada bir sıkıntı oluyor. Bunu şurada bulmamız lazım. Orada yanlışlıkla ilk iteratörü de azaltmış. Güzel. 3 dedi. İkinciye bakalım. Eksi 1 dedi. 1, 3, 1. Bunu bir yollayalım. Tamam, güzel. Şimdi son bir sorumuz var. Bundan sonra da bugünü bitirelim. Şimdi chat'e atıyorum. Herkes yine uğraşmaya başlasın. Ben soruyu Türkçe'ye çeviriyorum. Şimdi diyor ki soruda. Bu aslında hem C1 var hem C2 var ama bizim C2'yi çözmemiz daha iyi çünkü bugünkü gördüğümüz yapılardan birini kullanarak çözülebiliyor. O yüzden C2'yi çözmemiz daha iyi olur. Şimdi diyor ki C1 zaten çok daha basit versiyon. N tane quotient varmış bir tane sırada. Bir tane ne? Her biri diyor ki AI kadar, bu eleman kadar sizin canınızı arttırıyor diyor. Ama negatifse de düşürüyor sizin canınızı diyor. Mesela burada 4 artıyor. Burada 4 düşüyor falan filan. Diyor ki kaç tane potion alabilirsiniz? İstediğinizi alıyorsunuz, istediğinizi almıyorsunuz. Tamam kaç tane potion alabilirsiniz? Öyle ki canınız hiçbir zaman negatife düşmesin. Mesela burada neyi alabilirim? Mesela 4 eksi 4'ü aldım. 0 hala negatife düşmedim. Diyelim bunu aldım 1. 3 tane aldım şu an. Eksi 3'ü alamam şu an canım 1. Bu 1'i de aldım. 2 oldum. Öbür eksi 3'ü de alamam. 4 tane şey aldım. Ama daha iyi bir strateji de yapabilirim. Mesela 4, 1'i alırım. 5, eksi 3 alırım. Canım 2, 1'i alırım. Canım 3, eksi 3 alırım, canım 0. 5 tane potion alabilirim. Maksimum alabileceğiniz potion'ı soruyor. Böyle alırken canınız negatife düşmesin. Önemli olan o ve soldan sağa doğru alıyorsunuz. Herkes soruyu anladı mı? Güzel. Anlamayan olursa yine sorabilir. Biraz düşünün bakalım. Sonra bir 10 dakika sonra falan da çözelim. Priority queue kullansak sırasıyla oradan ala ala gitsek negatife düştüğü zaman kessek almayı, bitirsek almayı. Heh, bitti. Öyle bir çözümleri var. Ona benziyor. Ama böyle nasıl bir şey yapacaksın işte tam. Prior to Q ile çözülebiliyor sonra evet. Ama tam nasıl çözülür acaba? Şimdi planım şu. Hı. Bizi alacağız. Priority queue'yu alacağız. Daha sonra sırasıyla
Priority Queue'dan başındaki elemanı alacağız. Canımız negatif olana kadar işte alacağız. Kaç tane? Daha sonra bir yerde de kaç tane aldığımızı tutacağız. Ondan onu çıkartıp bulacağız. Eyvah. Mesela Evet. şimdi önce 4'teyim. Ne yapalım şimdi? Bu 4'ü bir alalım mı? Aldık. Canımız Evet. 4. Şimdi tamam 4'ü aldık. Bunu bir de priority queue'ya mı atıyorum? Yo, direktten bütün dizeyi priority queue'ye Ha, direkt hepsini atıyoruz. atıyoruz. Tamam. Ya sonra Şimdi benim de ama var. hepsini priority queue'ye atınca şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi sıra biraz kayıyor ya. Yani soldan sağa almamız gerektiği için direkt baştan hepsini priority queue'ye atamıyoruz sanki. Ne demiştin Arda sen? Mustafa ben hocam. Ha, pardon Mustafa. Sen ne demiştin? Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Prefix sum yapsak yani. Soldan sağa doğru hepsini ilk önce yapsak. Ondan sonra eksiye düşene kadar hepsi mesela bir priority queue'ye atsak. Eksiye düştüğümüzde de en düşük elemanı çıkartsak. Baksak devam ediyor mu? Etmiyorsa tekrardan bir şey çıkartsak. Evet. Çözüm o şekilde. Yani Mustafa'nın dediği gibi şöyle. Şimdi beni bu arada tamam. Bir dakika. Tamam. Şimdi dörde bakıyoruz. Dördü aldık. Canımız da dört. Tamam. Dördü bir priority queue'ya koyuyoruz. Sonra diyoruz ki eksi 4. Tamam eksi 4 de aldım. Canım 0. Şu an eksi 4'ü de koyayım şuraya. Sonra diyoruz ki 1 geldi. Bunu aldım. Bunu priority queue'ya koydum. Şuraya geldi. Sonra eksi 3 geldi. Şu an bu arada hep priority queue'daki size'ı tutuyoruz. Şu an maksimum 3 yapabildik. Sonra baktık eksi 3 geldi. Ama canım ne oldu? Eksi 2'ye düşüyor. Canım bir eksi 2'ye düşsün. Bu eksi 3'ü de bir priority queue'ya koyayım. Nereye? Şuraya gelir. Şu an ne oldu? 4, 1, eksi 3, eksi 4. Şimdi benim mantıken canım negatif olduğu için ne yapmam lazım? Benim aldıklarım arasında şunlar var şu anda. 4, eksi 4, 1, eksi 3. Hangi şeyi bırakırdınız? Hangisini bırakmak mantıklı? Aldıklarım. Eksi X4. 4. Değil mi? Çünkü en küçüğü o. Bize en çok zararı olan o. O zaman nasıl en küçüğü buluruz? Ya set kullanacaktık bir çözüm ya da priority queue'nun tersli versiyonunu kullanacaktık. O da olur, o da olur. Yani priority queue'nun küçükten büyüğe sortladığını düşünün. Eksi 4, eksi 3, 1, 4. O zaman şunu aldım. Sonra benim canıma bunu ekliyorum. Bunu sildim priority queue'dan. Canım 2 oldu. Tamam dedim. Priority queue'da şu an hala kaç şey var şu an priority queue'da? Eksi 3, 1, 4. Hala 3 tanem var ve canım 2. Sonra geldim 1. 1'i alabilir miyim? Alabilirim. Canım 3 oldu. Ve bu 1'i de priority queue'ya atıyorum. Attım. Sonra eksi 3 geldi. Alabilir miyim? Alabilirim. Canım 0. Eksi 3'ü de şuraya koyuyorum. Priority queue'nun size kaç oldu? En fazla 5 oldu. O yüzden cevabım 5. Bu şekilde güzel bir çözümü var sorun. Yani ne zaman canım negatife düşüyor? Priority queue'da yani benim aldıklarıma bakıyorum. Bana en çok zarar verene bakıyorum. Onu çöpe atıyorum. Hala mı canım negatifte? Ya, benim alıp sıradaki en düşük şeyine atıyorum onu da. Ne zamanki canım pozitife ya da sıfırdan büyük eşit olana kadar çıkar. O zamana kadar atıyorum en arkadaki şeyi. Şimdi bunu bir yapmaya çalışalım. Altyazı
Burada da yine iki tane yaklaşım var. Ya priority queue'ye eksili koyacağız ki en küçük şey en başa gelsin. Ya da eksili pushlamayacağız. Normal pushlayacağız ama greater int'li tanımlayacağız. Burada yaptığımız gibi. Şimdilik böyle kullanalım. Şimdi bir tane bizim toplamımız olsun. Bir tane maksimumuz olsun. Bu maksimum size'ı tutan şey. Başka da bir şeye gerek var mı? Yok. For'u gezmeye başlıyorum. Şimdi toplama AI'ye ekliyorum. Eğer toplam ya bir de bunu prior to queue'ya da ekliyorum. Eğer toplam zaten büyük eşit sıfırsa sorun yok. Şimdi bir de şeyi yapalım. Öncelikle toplam küçük sıfır sayı yapalım. Bir tane while açalım. Sıfır olduğu sürece Q'nun en başındaki şeyi çekeceğim. Bunu da silelim. Sonra eksi 4'ü çektim mesela. Bunu canıma ekleme. Bunu çıkartmam lazım direkt. Toplam eksi eşittir top. Tamam. Sonra geldik. Şurasını düzgün yazalım. Dedik ki max eşittir max mx virgül q nokta size. Tabi eşitledim. Bir tane wrong geldik bakalım. Sayılar çok büyük olabiliyor bakalım. Evet, sayılar long long geçebiliyor. Tamam, bu da accept aldım. O zaman ben şimdilik bu kodların hepsini size bir atayım. Hemen chat'ten bir atayım. Şu an yolladım. Herkes açabiliyor mu düzgün şekilde?
Şu an sıkıntı yok değil mi Zıp? Var mı? Yok. Güzel. Tamam. Zaman bugünlük bitirelim bence. Güzel şeyler işledik ama Bir bazılarımız saniye. için ne oldu olmadı. Yo, ben Rusya indiriyorum da hemen biterse diye korktum.